Kıymetli öğrencilerim bugün sizlerle inşallah paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma konusunu işleyeceğiz. E, paydaları eşit olan kesirler karşılaştırılırken kesirlerin paylarına bakılır. Payı büyük olan kesir diğerlerinden her zaman büyüktür. Hemen e, yukarıdaki çocuklar kesirleri büyükten küçüğe doğru inşallah sıralayalım sizlerle. Hemen bakıyoruz çocuklar. E, bakın büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. O yüzden çocuklar payı. Payı en büyük olan her zaman en büyük çocuklar. Bakıyorum en büyük paya sahip olan 10 bölü 12'dir hemen ilk başa yazdım. Daha sonra e, 9 bölü 12. Bakın 9 bölü 12. Paylarına bakıyorum çocuklar. E, 5 bölü 12 çocuklar görüyorsunuz. Sonra büyük olan 3 bölü 12 görüyorsunuz. Sonra da 1 bölü 12. Diğer işleme geçelim inşallah. Bu sefer yukarıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Yine aynı şekilde çocuklar bakıyorum. Payı, payı en küçük olan her zaman en küçüktür. O zaman 1 bölü 9 bakın 1 bölü 9. 3 bölü 9 bakın. Sonra 4 bölü 9. 4 bölü 9. 6 bölü 9 bakın. Ve 8 bölü 9 çocuklar. Sıralama bu şekilde olur. Çocuklar e, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler her zaman basit kesirlerden büyüktür. Kolay gelsin.